Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün diyoruz ki asın bayrakları, çünkü 21 Şubat tarihi Türk havacılık tarihi açısından çok önemli bir sayfa. Bugün milli muharip uçak Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Ankara'da TUSAŞ tesislerine yapılan bu uçuş tam 11 dakika sürdü ve test pilotu Barbaros Demirbaş tarafından gerçekleştirildi. Şimdi elimizdeki bilgiler ışığı altında şu an herhangi bir şekilde resmi bir açıklama, resmi bir paylaşım TUSAŞ tarafından bu videoyu çektiğimiz dakikalarda yapılmamıştı. Elimdeki bilgilerle, fotoğraflara, görüntülere bakarak size biraz ilk uçuşu dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Her zaman ben videolarımda söylüyorum, Milli Muharip Uçak Kaan Türkiye'nin gökyüzündeki kurtuluş savaşı. Bunu da geçtiğimiz günlerde yaşadığımız işte F-35, arkasından F-16, ne kadar zor bir izin alındı F-16 ile ilgili, çıkan ortaya 23 milyar dolarlık faturayla bir kez daha anlamış oluyoruz. İşte bugünlerde Milli Muharip Uçak Kaan'ın giderek önemi daha da artmış oluyor. Hatırlayacaksınız, geçen yıl Mart ayı gibi motor çalıştırdı Kaan uçağı. 1 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı ve tabii arkasında da Hürjet vardı. Ve sonrasında da yıl sonu yapılacak, herkes ilk uçuşa odaklanmış durumdaydı. Bu havacılık yetişmeyebilir, sistemler, son dakika problemler çıkabilir. Onları aksatmadan sistemi çözmek bazen çok zor olabiliyor ve ilk uçuş gerçekten herkesin gözü sizlerin üzerinde ve bu ilk uçuşla ilgili de işte Aralık ayıydı, kaydı Şubat'a ve 21 Şubat yaklaşık böyle bir 2 aylık gecikme. Havacılık için çok çok normal bunlar. Başarıyla yapıldı. Şimdi bugün TUSAŞ nereden baksanız 15 bin civarında çalışana sahip, herkes sabah hazırdı, uçak motor çalıştırdı ve arkasından 8.50'de Mürtet Meydan Komutanlığı'nın pistinde koşturarak havalanışı gerçekleştirildi. Kaan'dan birkaç dakika önce de bir F-16 D tipi uçak havalanmıştı. Bu F-16'nın çift kişiliği. Önde pilot uçuyor, arkada o uçağı gözlemleyecek, hem havada bilgi verecek bir pilot ve tabii ki görüntü alacak aynı zamanda. Bir F-16 kalkışı hazırdı. Milli Muharip Uçak Kaan havalandıktan sonra F-16 koluna geldi ve ilk uçuş bu şekilde başlamış oldu. Bu uçuşlarda biliyorsunuz iniş takımları toplanmıyor. Bunun nedeni uçağı gerçek uçuş konfigürasyonuna geçirmemek. Yani acil bir durumda hemen inilebilir, İniş takımları topladınız, açılmayabilir. Yani siz gerçek uçak konfigürasyonuna sokmuyorsunuz. Bunu da şöyle düşünün. İşte bir otomobil kullanıyorsunuz. Birinci vites kalkış vitesi manüeller için veya işte otomatik viteste D'de birinci kalkış vitesi. 2-3 ile birlikte çok hızlanma başlıyor ve amaç uçağı buna sokmamak. Çünkü iniş takımları aşağıdaysa ya uçak kalkıyordur ya iniyordur. Yani en düşük hızdadır. Burada da hedef 230 knot olarak belirlenen sürati geçmemesi. 230 knot'un sonrası gerçek uçuş aşamasına girilmesi. Uçak kalktı. Kalkıştan sonra geniş bir meydan turu, yani meydanın etrafında dönüşünü gerçekleştirildi. Ve yaklaşık bu 8 dakika kadar sürdü. Arkasından uçak tekrar alçalmaya başladı. Pisti karşıladı ve inişini sabah 09.01'de gerçekleştirmiş oldu. İnişin arkasından hemen Milli Muharip Uçağın arkasından açılan paraşütü gördük. Bu paraşüt sistemi pistte uçağın daha çabuk durmasını, emniyetle durmasını sağlıyor. Ayrıca da havada acil durumlarda, anormal duruma girildiği zaman bazı uçaklarında paraşüt açarak o istikamet kontrolünün sağlanması gibi özellikleri de bulunmakta. Bunu gerçekleştirdi. Sonrasında dönerek, taksi yaparak TUSAŞ hangarlarının olduğu yere uçak geldi ve burada test uçuşunu yapan Barbaros Demirbaş test pilotuna çalışanların tezahüratlarıyla birlikte ilk uçuş tamamlanmış oldu. Kalkış sırasında paylaşılan bir fotoğraf var. Bu fotoğrafta da normal o gördüğümüz uçak, işte gri boyaması, üzerinde daha koyu gri desenler olan, gövde üzerinde Kaan yazıyor, Milli Muharip Uçağın çağrı adı. Bazı parçaların yeşil olduğunu görüyoruz. İşte neler bunlar? Mesela ana iniş takımları, kanopinin üzerindeki parça, kanatların altında işte flapları, kanatçı, yani bunlar hareketli kumanda yüzeylerini kontrol eden sistemlerin, aktüatörlerin geçtiği noktalar, buralar değiştirilmiş. Muhtemel buralarla ilgili çalışmalar, yeni parçalar üretildi.
Bunlar da henüz uçağın test aşamasında olduğu için henüz daha boyanmamış durumda. Hatırlayacaksınız, Hürjet de bu şekilde yeşil olarak adlandırılır. Green denir havacılıkta buna. Çünkü uçağın alüminyum yapısı üzerine bir koruyucu, bir yeşil bir boya atılır. Astar boyadır bu. Hem de korur. Arkasından boyama gerçekleştirilir. Bunda da Milli Muharip Uçağı'nın üzerinde de bu boyamaları görmüş olacaksınız. Milli Muharip Uçak'la ilgili görev yapacak iki test pilotumuz var. Bunlardan birisi Barbaros Bey. Hatırlayacaksınız, Barbaros Demirbaş'la 1 Mayıs'ta TUSAŞ'ta yapılan törende böyle bir kısa bir röportajımız olmuştu. Takside bayağı da bir büyük uçak. Siz daha önceden hangi uçak tiplerine göre yaptınız? Ben bayağı uçakla uçtum. 40'ı geçti uçtum uçak. Hava kuvvetlerinde F-4 yoğun benim uçuşum. Daha sonra F-16 ile de uçmaya başladım. Test filoda 5 yıl komutanlık yaptım onun ilk kuruluşundan 2018'e kadar. Ama Milli Muharip çok keyifli. Ya benim için şöyle, hala hazırda da Hürkuş'la, F-16 ile Global 6000 uçuyorum. Test pilotu olduğunuz için çok tip var tabii. Yani en güzel uçak hangi uçak? Uçtuğum uçak. Hepsinin ayrı güzelliği var. Bir de en güzel uçak milli olan milli yaptığımız. Muharip uçağın verdiği ayrı bir duygu var. Yani Türk uçağıyla uçmak çok büyük keyif. Yani onu ben bazen kanadına bakıyorum, dokunuyorum, çok gururlanıyorum. Ama Milli Muharip uçmak çok istiyor. Yani çizgilere bakarsanız, yani lifte, manevraya bu çok güzel bir uçak olacak. Şimdi taksi testlerinde kaç nata kadar çıktınız? Biz 15 natı geçmedik. Çünkü bu uçak bizim için bir demonstration uçağı. İnşallah bu Haziran'dan itibaren modifiye edip uçuşa hazırlayacağız. Onda bu süreci biraz anlatır olacak mısınız? Çok merak ediyor insanlarınız. Nasıl daha temel özelliklere mi sahip olacak? Biz öncelikle bu uçak teknoloji demonstration diyeceğimiz. Yani biz süreçlerimizi doğruyoruz bu uçakla. Çünkü yoğun bir tasarım var, yoğun bir üretim var, yoğun bir yönetim var. Ve arkasında çok büyük bir organizasyon var. Bu organizasyon bir prova yapıyor bir anlamda. Bu uçak prova uçağı. Bunun akabinde gelen P1 tüm uçuş ve manevra, tüm envelope'u doğrulayacağımız uçak olacak. Bazı sistemleri de onda başlayacağız. Ama blok 10 uçaklarıyla 4.5. jenerasyon, blok 20'li de 5. jenerasyona ulaşacağız. Diğer P1 için öngördüğünüz 2025. 25 yıl içerisinde uçması hedefimiz var. Milli Muharip'te çok şanslıyız veya çok mutluyuz. Güzel bir ekip. Konan tarihleri hep önceden yakaladık. İnşallah bu şeyimiz bozulmadan devam eder. Kendisi çok tecrübeli bir pilot. Bu tecrübesinin üzerine test pilotluğu eğitimi almış. Uzun bir süredir de TUSAŞ'ta görev yapıyor. Bu kendisi bir aynı zamanda Hava Kuvvetleri geçmişinde F-4 gibi daha böyle çift motorlu büyük bir uçak tecrübesi de var. Gerçekten çok tecrübeli bir pilot. Ve biliyorsunuz ilk uçuşlar gerçekten yüksek riske sahip. Bu riski de üstlenmek için çok iyi bir eğitim, çok iyi bir hani bir mühendis yapısında bir test pilotluğu lazım. Bunlar gerçekleştirilmiş durumda. Şimdi bundan sonra ne olacak? Tabii çok yoğun bir test programı var. Normalde Milli Muharip Uçak için 2026 ilk uçuş planıydı. Bu öne çekilmiş durumda. Yani işte 2023 sonuydu. Tamam, 2 aylık gecikme var. Hiçbir şey havacılıkla ilgili. 2 yıl öne çekilmiş durumda. Ve buradaki uçak blok 1 olarak adlandırılıyor. Çift motorlu bir uçak. Aynı F-16'lardaki gibi F-110 motorlarına sahip bu motorlar getirildi. Bu motorlardan uçağın blok 1'inde kullanılacak. Ama uçak işte sahip olacağı ISR radarı, elektro-optik hedefleme sistemleri, IRST olarak adlandırılan kızılötesi, arama ve takip sistemi, 360 derece durumsal farkındalık, taktik data linkleri, SAR sentetik açıklık radarı gibi sistemleriyle gerçekten 5. nesil uçak özelliklerine sahip olacak. Ama motor konusunda tabii ki hemen bu motoru geliştirmek çok zor. Şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde gerçek 5. nesil motoru var. İşte F-22 ve F-35'te kullanılıyor. Çinliler aşağı yukarı tamamlamış üzere bu kendi 5. nesil uçakları için yaptıkları motorları. Rusların da Su-57'si var. Ruslar da bu motoru tamamladıklarını ifade ediyorlar. Yakın bir zamanda Su-57 bu motorla uçuşlara başlayacak. Bu açıdan da Türkiye TR Motor olarak kurduğu şirket üzerinden kendi 5. nesil motorunu geliştirmek üzere çalışmalarını büyük bir hızla devam ettiriyor. Şimdi ilk uçuş sonrasında tabii bu büyük bir heyecan ama aslında işte yıllar süren o tasarım, hatırlayın üçlü bir fotoğraf vardı. Tek motorlu versiyon, çift motorlu versiyon, bunlardan bir tanesi seçildi. Üretim,
tasarım, yani binlerce işçinin, binlerce mühendisin, binlerce yöneticinin çok büyük gayretleri, çok büyük çabaları var burada. Onlar bugün hani onun sonucunu uçağın teker kesmesiyle birlikte açıkçası görmüş oldular. Şimdi bundan sonra çok yoğun bir test aşaması başlayacak. Ve bu test aşamasıyla birlikte 2028-29, ta bu tarihler tam net değil, İlk uçak Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi hedefleniyor. Ve arada da tabii blok 1 diyoruz, 40 uçak yapılacak. 40 uçak içinde 80 adet motor var. Motor için dönecek Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden istekte bulunacak. General Electric tarafından üretiliyor bu motorlar. Bu motorlar alınacak. Bu arada da bu süreç içerisinde de uçağa blok 2'de 5. nesle çıkartılacak kendi motorlarımızı geliştirmek durumundayız. Şöyle bir 5. nesil motor farkını da kısaca size söylemiş olayım. Bu motor normal, biliyorsunuz, o F110, F16'larda kullanılıyor. F16 4. nesil bir uçak. Çok daha az ısı yayıyor ve çok daha hızlı bir şekilde uçağın isteklerini yere getirirken, örneğin süpersonik ses üzerine çıkarken afterburner olarak adlandırılan art yakıcı kullanmadan bunu gerçekleştiriyor. Bu gibi çok çok özellikleri olan bir motor. Yani motorun nasıl uçağın tasarımı radar, gelen radar dalgalarını daha az yansıtıyor. Radar gönüllü çok düşükse stealth, yani 5. nesil uçakların motor da aynı şekilde ısı olarak yaydığı ısı veya havanın emiş stili veya bununla ilgili yapılan tasarımından yaydığı ısıya kadar çok çok farklı özelliklere sahip olduğunu belirtmemde fayda var. Evet, bu videoyu hemen sabah ilk uçuşun arkasından heyecanla çekiyorum. Dilim sürçtüyse çok çok özür diliyorum. Sesim çok kötü, hastayım. Kusura kalmayın tekrar. Bu arada videomuzun da bir ses sponsoru var. Sağ olsun müteahhitler evimizin etrafında bolca inşaat yapıyorlar, bolca gürültü yapıyorlar. Onların da sesi geldiyse ben sizlere tekrar özür diliyorum ama bu heyecanı sizlerle paylaşmam gerekiyordu. Günün ilerleyen saatlerinde tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. 21 Şubat Türk Havacılık tarihi açısından çok çok önemli bir gün. Tekrar hatırlatıyorum bunu. TUSAŞ çalışanlarına tekrar ellerine sağlık. Diyelim ki bu proje için uçağımıza, sistemlere, her şeye nazar değmeden testleri güzelce tamamlansın, geliştirilsin ve Türk Hava Kuvvetleri'ne en kısa zamanda hizmete girsin, emniyetle uçsun, görevini gerçekleştirsin. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Sorularınız için yorumları bekliyorum. Ve tabii ki kanala hala abone olmadıysanız, bakın 301 bini geçtik. Sizleri bekliyoruz. Görüşmek üzere.